Merhabalar. Bugünkü dersimizde mikrobitte el feneri yapacağız. Bunun için makecode.mikrobit sitesine giriş yapıyoruz. Ve açılan sayfada yeni proje başlat diyoruz. Projemizin ismine el feneri ismini veriyoruz. Ve oluştur diyoruz. Şimdi bu projede amacımız mikrobit kartımızın üzerinde bulunan bu 25 tane ledi kullanarak bir el feneri oluşturmak. Biliyorsunuz el fenerleri bazen çok parlak, bazen biraz daha zayıf yanabiliyor. İşte biz bu ayarları yapacağız bugün ve buna göre bir el feneri oluşturacağız. Şimdi bunun için parlaklık ayarını verebilmek için bir değişken oluşturuyoruz. Değişkenler kısmına tıklayıp değişken yarattı diyoruz ve burada parlaklık diyelim. Evet. Şimdi bu bloklardan parlaklık değişkenini sıfır yap bloğunu şöyle program başladığında bloğunun içine koydum. Program başladığında parlaklık değeri 50 ve 55 olabilir. 55 yap dedim. Ledler kısmından daha fazlaya tıklıyoruz ve burada parlaklığı 255 yap diye bir blok var. Bakın bunu buraya yerleştirdi. Şimdi şuraya da bir tane simge koyalım. Şöyle bir. Fener simgemiz olsun. Şimdi bu simgeyi bakın şu anda 255 değerinde bir parlaklıkla gösteriyor. Biz bunu şöyle diyelim ki küçülttük. Bakın parlaklığı azalacaktır. Şimdi bunun üzerine biz değişken kısmından yukarıda yazdığımız parlaklık kadar bir şekilde yansın, o parlaklıkta yansın diye değişkenimizi koyduk. Bakın şu an 55 birim ölçüsünde parlaklık ayarını vermiş olduk. Şimdi burada düğmelerle komut verelim. Şimdi A düğmesine basıldığında parlaklık ayarı biraz daha yüksek olsun. Input sekmesinden A düğmesine basıldığında diyoruz ve bu kodları kopyalayalım. Şöyle buraya alalım. Burada parlaklık ayarı örneğin 60 olsun. Şimdi bakalım A düğmesine bastığımızda parlaklık değeri bu şekilde. Aynı kodu yine kopyalayalım. Bu defa B düğmesine basıldığında parlaklık değeri 0 olsun. Yani lambamız sönsün. Hemen yapalım. A düğmesine bastık. B düğmesine bastık. Bakın kapattık. Şimdi bir de AB düğmesine bastığımızda lambamız, el fenerimiz oldukça parlak yansın. Bunun için de bunun değerini 255 yapalım. Ve bakalım. Sandı. AB düğmesine bastığımızda bakın en parlak şekilde şu anda el fenerimiz yanıyor. Bu şekilde el fenerini tasarlamış olduk. Bir diğer düğmeyi daha kullanalım. O da sallandığında onda da parlaklık ayarını 100 yapalım. Bakalım nasıl görünecek. Şimdi AB'de oldukça parlak. Buna bastığımızda bakın biraz daha sönük oldu. Böyle A'da iyice azaldı ve B'de de kapatmış olduk. Şimdi programı mikrobitimize aktaralım, indirelim. Şuradan hemen mikrobite indir diyoruz. Şu an yükleniyor. Evet, yükleme bitti. Bakın şu an
Program başladığında 55 biriminde parlaklık vererek yandı. A düğmesine bastım. Bu şekilde. B düğmesine bastım. Söndü. Her ikisine bastım. Bu şekilde yandı. Ve bir de sallandığında bakalım. Evet. Tekrar edelim. A'ya bastık. B'ye bastık. Kapattık. Her ikisine bastık. Bu şekilde. Ve mikrobiti salladığımızda da bu şekilde bir parlaklıkla yanmış oldu. Bu şekilde siz de kendi el fenerinizi geliştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.